Bilir misiniz onu? Maslow'un ihtiyaç piramidi. Elbet bilen vardır ama genç arkadaşlarımız da var. Onlar için bir göstermek istedim özellikle. Bakın. Bu tabi üzerine sonradan çok uğraşıldı. Ama biraz da genç arkadaşlar için belki bir tık yardımcı olabilir diye tekrar göstermek istedim. Maslow'un ihtiyaç piramidi şöyle söylüyor. İnsanların ihtiyaçları neye göre sıralanıyor? Biz insanlar için o insanlar olarak neye göre şey yapıyoruz? Ki çok ilginç bir şey söyleyeceğim size ama Ark oynarken çoğu survival oyununda, MMO oyunlarında mesela bunları yaşadığımı görebilirsiniz mesela. Aslında çoğu oyun iyi oyun. Bunları yaşatıyor insana. Ne diyor? Bak, fizyolojik ihtiyaçlar en alt seviye. Ne demek fizyolojik ihtiyaçlar? Karnım doyuyor mu? Sıçabiliyor muyum? İşte ne bileyim, gözüm görüyor mu? Üşüyor muyum? Üşümüyor muyum? Sıcak çok mu terliyorum? Evet, bunlar Ark'ın giriş seviyesi. Fizyolojik ihtiyaçların içerisinde bu arada seks ve üreme de var. Yani bilmiyorum insanlarla konuşuyor musunuz ama ülkenin mevcut gidişatında üremekten çekinen çok fazla insan var. Ulan çocuğumuzu doğursak hangi okula göndereceğiz diye insanlar endişe ediyor mesela, tamam mı? Burayı geçtik. Ark birinci basamak. 2. CS Ark'ta kendisine dikenli tel çekip küçük bir ev yapıyor. Güvenlik ihtiyacı nedir? Ulan yani kafamı koyacak bir yerim olsun. Bir ateşim yansın. Akşamları dinlenebileceğim bir yerim olsun. Kıçım sağlamda olsun. Aniden T-Rex, Velociraptor gelip götümü yemesin. Anladınız mı? Geldik güvenlik ihtiyacına. Güvenlik ihtiyacı. Bu ki bu arada arkadaşlar. Bugün ülkedeki sıkıntıların farkında mısınız? Karnım doyuyor mu diyor adam. Ulan karnım doyuyor, peynir 80 TL diyoruz. Yahu diyor ben öğrenciyim diyor. Benim geleceğim ne olacak diyor. Geleceğim ne olacak dediğinde daha bakın. Güvenlik ihtiyacı. Ne olacağım ben diyor. Liseye gidiyorum. Ben ne olacağım? İş bulabilecek miyim diyor. Ülkede böyle diyor. Ah diyor. Burada yazıyor bak geleceğin diyor. E peki diyor ben diyor okula gideceğim. Yurt var mı? Barınabilecek miyim diyor. Diyor ah. Al, iyi bak kendine burada diyor. Tamam. Bunları gerçekleştiriyorsun. Tamam mı? Gerçekleştikten sonra tak ait olma ve sevgi ihtiyacı geliyor. İşte bana öyle geliyor ki insanları artık dünya ait olma ve sevgi ihtiyacı basamağında çoğunlukla kısıtlıyor. Ait olma ve sevgi ihtiyacı işte şey, abi Casa de Papel çok güzel değil mi? Evet abi Casa de Papel çok güzel abi. Abi evet izledim en iyi dizi abi, evet abi, evet abi falan olmaya başlıyorlar. Halbuki La Casa de Papel o kadar da iyi bir dizi değil. İyi bir dizi. Ama o kadar da iyi bir dizi değil. Ama ait olma ve sevgi ihtiyacı basamağı insanlara en çok bir şey satabildiğim basamaklardan bir tanesi. Zaten fizyolojik ihtiyaçlarını insanlar söke söke alırlar. Savaşlar fizyolojik ihtiyaçlardan ötürü çıkıyor. Savaşlar güvenlik ihtiyaçları yüzünden çıkıyor. Sen insanlara ev kiralıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, tamam mı? Ama ait olma ve sevgi ihtiyacı işte artık bunu pazarlamayı öğrendi bence dünya. Çünkü ait olma ve sevgi ihtiyacının bir üstünde değer görme, değer verebilme gibi şeyler çıkıyor. Yani ben toplumun bir yerinde miyim, bir şey miyim? Yani ait olmayı düşünün. Mesela şöyle atıyorum. İşte ben mesela ait olma ve sevgi ihtiyacı nedir? İşte mesela yayın açıyorum. İnsanlar bizi izliyor. Abi diyor sağ olasın, sayende okulda rahat okudum diyor. Oradan bir sevgi görüyorum. Ben bir yandan da işte Türkiye'deki oyun sektörünün bir parçasıyım. İyi diyorum lan, biz de bir şeyler yaptık hayatta, geldik buraya. Tak geçtim bu basamağın üstüne, değer ihtiyaçlarına geldim. Değer ihtiyacında diyorum ki, ulan diyorum ya milletin birbirini tokatladığı antin kuntin oyunlar oynamayayım. Ya oynadığım oyunlarda bir böyle tat olsun, kendi yorumumu katayım. Bir şey yapabileyim. Yani ne bileyim farklı bir oyunlar oynayayım, farklı açılardan yaklaşayım oyunlara falan. Bunlar da değer ihtiyaçları. Yani ben bir değer koyabiliyor muyum ortaya? Aa güzel, Can Sungur ilginç şeyler yapıyor. Filan filan gibiye geliyor. Bir üstünde de kendini gerçekleştirmeye geliyor. Kendini gerçekleştirme de şu. Arada bazılarını soruyor mesela abi hayatın boyunca yayıncılık mı yapacaksın diye. Yok öyle bir niyetim yok. Benim de mesela kafamda yapmak istediğim şeyler var. Atıyorum işte Fate'i Türkçe'ye çevirme, bugün Fate üzerinden birilerinin sistemler çıkartabiliyor olması benim kendimi gerçekleştirmek için asıl harcadığım çaba. Ve mesela size de daha önce söylediğim gibi cebimden yapıyorum artık ben onu bir noktadan sonra. Yani
kar getirecek bir iş değil ki açık lisanslı oyun yerleştirmek insanlara. Aksine kendimi gerçekleştirme, çünkü ne oluyor? Benim kafamda gençlere, ülkeye bir fayda sağlamış oluyorum. Geldim Maslow'un 5. basamağına. Bence şu an insanların çoğunu toplum ve ekonomi ve dünya, ait olma ve sevgi ihtiyacı, yani şu 3 basamak arasında tutuyor. Bu 3 basamaktan yukarıya gitmeyi çoğunlukla kıramıyor insanlar. Toplum da izin vermiyor. Yeri geliyor, yeri geliyor. Ekonomi de izin vermiyor. Hayat izin vermiyor. Günde 16 saat, 12 saat çalışıyorsan tabii ki yapamıyorsun böyle bir şey, anladın mı? Buranın üstüne doğru gitmeye başladıkça muhtemelen daha iyi hissediyorsun kendini. Daha güzel bir yerlere varıyorsun. Ben bu son zamanlarda artan aşırı fanboylukların bu basamağı insanların ekonomik olarak hapsedilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Bu da böyle Squid Game torbası alabilmek için birbirini tokatlayan insanları gördükten sonra bugün aklıma gelen bir şeydi yani. Görmeyenler varsa bir kere daha göstereceğim bunu. Squid Game'in official da değil ha, unofficial. Kadıköy'de de Walter's Cafe vardı ya. Breaking Bad temalı kafe. Bir tane temalı bir yer yapmış. Yani kapısında Squid Game yazan bir yer var arkadaşlar. Official bile değil. Ulan dizi dün çıktı, bugün official da değil yani, anladınız mı? Al bak. İnsanlar bir tane Netflix'te dizi izledikleri dizi uğruna birbirini tokatlıyor yani. Yani topluca delirdik diyeceğim ama topluca delirmedik aslında. Ait olma ve sevgi ihtiyacımız çok tuhaf noktalara geldi. Dünyanın bir krizi bu yani. Bence influencerlar da işte bu ait olma ve sevgi ihtiyacını tetikleyen şeyler. Bunu daha önce de size söylemiştim ya, böyle yüz yüze tanımadığın ve aslında bilmediğin, kim olduğunu bilmediğin binlerce, belki on binlerce insanın karşısına çıkıyorsun influencer olarak. Ve bunu size söylemiştim daha önce. Influencer tayfanın kendi seyircisiyle duygusal sömürü düzeni kurmasını ben çok yanlış buluyorum. Yine bu ait olma ve sevgi ihtiyacını biraz sömürdüklerini hissediyorum. Çünkü arkadaşlar, yani mikrofona vuracağım şimdi. Bir de kameraya vuracağım. Ben bir tane odada tek başıma oturuyorum. Burada bir mikrofon var. Burada da bir kamera var. Bir kısmınız şimdi YouTube'dan izliyorsunuz, bir kısmınız Facebook'tan izliyorsunuz. Ben bu odada yalnızım. Sizin sayenizde yalnız hissetmiyorum. Belki bir kısmınız da benim sayemde kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Ama bunun bir noktada sanal bir ilişki olduğunu unutmamanız lazım. Yani ben buraya koyduğum kadar değilim, siz de buraya chat'e yazdığınız birinci satır kadar, bir satırlık bilgi kadar değilsiniz. Hepimiz bundan daha fazlasıyız. Ama son yıllarda bu influencerlar bir şekilde benim gördüğüm, yani influencer tayfasının içerisinde ben de varım elbette. Ama ben bunu özellikle yapmamaya çalıştım, hep söyledim size. İnsanların bu sevme, sevilme ihtiyaçlarını, açlıklarını sanal olarak sizi çok seviyorum, İşte you're my dearest, smash the like button, my fun girls, fun boys falan, böyle bir mıkırık mıkırık çıkırık bir hallere giriyoruz buralarda böyle kamera karşılarında. Bir kısmı yiyor bunu. Bir kısmı yemiyor. Yemeyenler bırakıyor gidiyor. Ama benim gördüğüm artık dünyada giderek daha fazla insan bunu yiyor. Yani bu Zeki Müren'in beni sizler yarattınız demesinden nerelere kadar geldik? Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Zeki Müren'i asla biz yaratmadık yani. Bunlar beni ilginç. Böyle bugün bu olayı görünce biraz canım sıkıldı açıkçası. Şey oldum. Abi ne oluyor ya oğlum? Yani geçen mesela şey de çok ilginç. iPhone'un yeni telefonu çıktı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. iPhone 13 mü 14 mü artık neyse. 144 Hz telefonu, kamerası, ekranı var. 1 TB saklama alanı var. Ben de dedim ki oha, ne gerek var dedim yani. Tamam mı?
Vay hemen işte herkesin beğendiğini beğenmeyerek kendini bir noktalara getirmeye çalışıyor. Ya yani arkadaş. Gerçekten 1 TB'lık telefona 120 FPS'lik ekrana ne gerek var ya? 36 bin lira ya bu telefon. 36 bin liralık telefon için sen beni niye kırıyorsun ya? Var mı senin 36 bin liran? O zaman git siktir git 9 tane al o telefondan ve sus yani. Zenginin malı züğürdün çenesini yormakla kalmıyor. Zenginin malı yüzünden züğürt züğürte küfür ediyor bir de. Yani bir ilginç. Yani tamam kardeşim okey iPhone mu? Dünyanın en iyi telefonu. Geçenlerde bir yayında futbolu eleştirdim biraz. Bence dedim basit oyun. Çok gaz bir oyun değil. Çok daha ilginç sporlar var dünyada falan. Wow, geçenlerde ne bu kadar mail gelmiş arkadaşlar. Böyle. Seni severim. Ancak futbol hakkında anlattıklarını... Ya o da onun fikridir de geç ya. Tamam ya ben de o konuda hatalıyım lan. Senin canın sağ olsun ya. Bu ne baba bu ne? Oğlum şey değil yani. Bakın o gün chatte de konuştuk. Bir sürü insan dedi ki öyle değil abi falan. Eyvallah. Yok ama bir tanesi böyle makale çıkartmış konuyla ilgili. Ya abi sen bunu bana mail atma. Sen zaten bunu bir yerde yayınlat. Sen bir eser olmuşsun artık yani. Yani anladın mı? Ne bileyim. Ya bak mesela Pink Floyd. Şu hayatta benim en sevdiğim müzik grubu belki. Şimdi chat'e sorsam yarınız sevmiyordur. Ne yapayım? Ben şimdi buradan hepinizin profillerine tıklayıp özel mesaj kısmına girip Aptal Kaan, Pink Floyd'u sevmiyorsun. Ama Pink Floyd da prizmanın içinden ışık geçtikten sonra gökyüzüne bir rainbow gibi dağılıyor. Bunun ne kadar derinlikli bir şey olduğunu belli ki anlayamamışsın. Gidip sana lisede kimya okumanı tavsiye ederim. Işığın kırılması üzerinden Dark Side of the Moon'a gönderme yapıyorlar. Bunu anlayamadıktan sonra tabii ki gömersin. Aptal, sen git Aleyna Tilki izle falan. Bu insan olmayın abi ya. Bu insan olmayın ha. Anlıyorum, sevin bir şeyleri. Sevin. Hepimiz bir şeyleri sevelim. Sevmek, sevilmek güzeldir. Ama bu insan olmayın. Bu çok kötü. Bu üzücü ya. Yani sen de sevmezsin kardeşim. Ne yapayım ben? Neyse ama.